Ankara gündeminden merhaba. Ankara'da gündem bütçe. Dün mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması gündeme damgasını vurdu. Dünden bu yana Kılıçdaroğlu'nun mesajları tartışılıyor. Bugün Ankara gündeminde Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve her hafta olduğu gibi gazeteci İsmet Demirdoğan bize eşlik edecek. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Kılıçdaroğlu'nun mesajları, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuşmasından tutun, kamulaştırma ilişkin söylediği sözlere kadar her cümlesi dünden bugüne tartışıldı. AKP'nin de İYİ Parti'nin de muhalefetin de iktidarın da gündeminde Kılıçdaroğlu'nun sözleri vardı. Biraz farklı taraflara da çekilmeye çalışıldı. Önce biz ne dedi, özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne dedi onu verelim izleyicilerimize. Yaklaşık 10-15 saniyelik bir görüntü. O görüntüyü izleyelim, sonra adaylık üzerinden konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar hazırsa. Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyordu. Konuşma sırasında AKP sıralarından sataşmalar oldu. Aday ol, aday ol diye seslendiler. Kendisinin de yanıtı aday olup olmayacağını size kim söyledi şeklindeydi. Ne demek istedi Kılıçdaroğlu? Buna başlayalım. Şimdi tabii genel başkanın konuşmasını çok farklı yönleriyle ele almak lazım. Bu kısmı hani sıcak siyaseti hareketlendirdiği için kritik. Sayın Genel Başkan konuşurken uzun süredir Genel Başkan'a karşı iktidar partisinin ve onun kontrolündeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir değersizleştirme, itibarsızlaştırma çabaları var çok uzun süredir. Ya dün de böyle bir düzeysizliğe şahit olduk aslında. İsmet Bey meclisi çok yakından yıllarca takip etmiş, mecliste çeşitli görevlerde, gazetecilik görevinde ve çeşitli görevlerde bulunmuş birisi olarak da bilir. Bizim geleneğimizde şu vardır. Eğer liderler salondaysa meclisteki sataşmanın, tartışmanın dozu belli bir düzeyde tutulur. Özellikle liderler birbirine cevap verir ama bir lider salondaysa ona diğer partinin grup başkan vekili ya da herhangi bir milletvekili laf atması, öyle bir şey olduğunda hemen o lider, ki Kemal Bey'in defalarca buna şahit olmuşuzdur, Recep Tayyip Erdoğan'ın en tahrik edici, en karşı tarafı provoke edici konuşmalarına karşı, bizim milletvekillerimizin, bizlerin zamanında partinin yeni milletvekilleri, genç milletvekili olarak gösterdiğimiz tepkilere hemen Kemal Bey döner ve durun der. Bir siyasi partinin liderine, diğer partinin milletvekillerinin sataşması olağan bir iş değildir ve hızla durdurulması gereken bir iştir. Ama dün gördük ki AKP bu konuda bir yerlerden talimat almışlar ve tüm milletvekilleri, Sayın Genel Başkan'ın bütün konuşması boyunca kendisine işte laf atarak ve onu işte biraz böyle itibarsızlaştırmaya yönelik bir hazırlık yapmışlar. Burası çok önemli. Dün benim de dikkatimi çekti. İsmet Demirdoğan sizin de çekmiştir dikkatinizi. Hem liderler katılmadılar. Mesela Bahçeli oradaydı. Devlet Bahçeli oradaydı. Ama konuşmadı. Ama konuşmadı. Hem de dediğiniz gibi direkt bir genel başkan konuşurken milletvekili sıralarından bir sataşma gerçekleşti. Teamüller de bir bir çiğneniyor. Öyle değil mi? Yani Özgür Bey'in baştan hatırlattığı aslında çok önemli, çok kıymetli bir nokta. Bütçe görüşmeleri liderler düellosuna sahne olurdu. Ve bir yılın hesaplaşması, mahsuplaşması şeklinde cereyan ederdi. Özgür Bey'in de dediği gibi liderler kürsüdeyken arkadan milletvekilleri sataşmada bulunmasın diye grup başkan vekilleri onları sustururdu. Arkalarına dönerlerdi. Sen sus, bu insicamını bozma, lider ne diyor diye. Ama bu dünkü son birkaç yıldır Kemal Bey kürsüye çıktığında onun insicamını bozmak, konuşma bütünlüğünü dağıtmak için sürekli laf atma, sataşma biçiminde geçiyor. Ama şunu da gördük, o sataşmalar varken ağırlıkla Kemal Bey o yerli ve milli söylemi üzerinden gittiğinde, evine ekmek götüremeyen ve çöpten beslenen insanlar üzerinden konuştuğunda, bir de pergolacı ile ilgili 5 maaş iddiasında bulunduğunda
derin bir sessizlik oldu, bakmayın siz. Bir de Fettah Tam İnce'di. Bir de Fettah Tam İnce'di. Yani orada da derin bir sessizlik oldu. Yani Kemal Bey bütün kontrolünü bozmadan böyle hani hedefe kilitlenmiş şekilde konuştuğunda da sus pus etmeyi başardı. Yani konuşmasını da dağıtmadı. Aslında bence nokta şuydu, Özgür Bey'in dediği gibi itibarsızlaştırma, değersizleştirme bir süredir devam eden bir politika, kampanya. Bunun içerisinde bir de tehdit vardı. Yani milli güvenlik sorunu oldu. Hakkında derhal soruşturmalar açılmalı gibi mafyalı liderleri üzerinden kullanılarak. O konuşma aslında dün o bütün bu kampanyaya bir yanıt biçimindeydi. Planlı bir itibarsızlaşma hareketi vardı ama bir şekilde İsmet Demirdağ'ın söylediği noktalardan da AKP'nin içinde de kırılma yarattı Kılıçdaroğlu'nun konuşması. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi planlı olduğu çok belli. Çünkü İsmet Bey'in dediği gibi gruptan birileri laf ediyorsa susturma görevi grup başkan vekillerini. Tutanaklara bakarsanız AK Parti'de en çok laf atanlar grup başkan vekilleri. Bülent Turan bir, ikincisi de Mehmet'miş. O ikisi hiç durmadan laf attılar. Birincisi bunu bir tespit edelim. Yani AK Parti kurumsal aklı, yani o kötücül akıl şöyle bir karar vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu çıkar, bir saat konuşacak, bütün televizyonlar verecek. Aman konuşturmayın. Ve tabii ki grup başkan vekilinin laf attığı yerde diğer milletvekillerini tutmak de mümkün. İşin bir tarafı bu. Ama siz bana sorsanız Kemal Bey bir lider ve her yerde konuşuyor. Salonlarda konuşuyor, mitinglerde konuşuyor, otobüsün üstünden koşuyor. Kemal Bey için birini seçin, nerenin konuşmacısı derseniz Kemal Bey meclis konuşmacısı. Neden? Kemal Bey grup başkan vekilliğinden geliyor. Yıllarca her türlü polemik, kürsüde sataşmak, kendisine laf atmaya karşı son derece diğer liderler için örneğin Erdoğan'ın bırakın grup başkan vekilliği, mecliste bir gün milletvekilliği yok. Yani meclise geldi ve başbakan oldu. Gelir gelmez başbakan oldu. Devlet Bahçeli hakeza milletvekilliği var ama ne grup başkan vekilliği ne kürsü konuşması. Yani Devlet Bahçeli'nin işte yıllarca senede bir kere falan yaptığı, o da yaparsa bütçe konuşmaları, 10 dakikalık 23 Nisan konuşmaları ki son dönemlerde onu da başkalarına bırakmış durumda, böyle bir şey yok. Ama meclis sıralarından gelen, grup başkan vekilliğinden gelen ve polemiklerden, karşılıklı sataşmalardan gelen Kemal Kılıçdaroğlu bu özelliğini göz ardı etmişler ve ona laf attılar. Laf atınca zaten etkili bir konuşma hazırladığı çok belli olan, günlerdir böyle bir konuşma için hepimizin merakla beklediği bir konuşmaya motive olan Sayın Genel Başkan o laf atanlara döndü ve hiç kendi sözünü esirgemeden ama onlara gerekeni söyledi. Cevapları verdi. Verdiği her cevap tarihi nitelikteydi. Ben o Bülent Tuğra'nın o kulaklardan başlayan alna doğru yayılan yüzü kıza, böyle kıpkırmızı olduğu hali. Sonra Mehmet Müş'ün kürsüye çıktığında işte kendi konuşmasının bütün hazırlığını bırakmış genel başkana saldıran halini gördük. Ama bu ikinci soru olarak sorduğunuz kısmı yanıtlayarak tamamlayayım. Planlı bir şey var, aylardır yapılan bir şey var ve bunun bir bütünselliği içinde de şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu olamaz, kendine güvenmiyor falan gibi şey. Ona hazırlanmışlar ve dediler ki aday olsana, aday olsana, aday olsana. O da döndü, önce bir güldü. Ya ne hale geldiniz dedi. Yani düşünsenize. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden kendilerine bir siyasi ömür biçen bir hesap. Ne hale geldiniz dedi ve dedi ki size aday olmayacağımı kim söyledi? Birincisi bu. Yani bütün kartlar kapalı ve masada. Olabilir olmayabilir, onu konuşuruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu dün o sözlere karşı haftalardır televizyonlarda her akşam işte merkez medyada, yandaş medyada çıkan yorumcular aday olamaz, aday olamaz'a. Birincisi dedi ki olmayacağımı kim söyledi? Sonra da devam etti. Ben tek adam rejimine karşıyım. Yani geçen sefer aday olmadıysak bizim Türkiye'yi yönetme konusundaki iradesizliğimizden, o konudaki iddiasızlığımızdan değil. Ben Erdoğan'ın yaptığı tek adamlık görevine talip değilim. Döndü dedi ki ben demokratik parlamenter sistemden yanayım. Ben demokrasiden yanayım. Ben hukuk devletinden yanayım. Ben eşitlikten yanayım diye devam ettiği konuşması da ona neden aday olmuyorsun veya aday olsana olsanayı, ben sizin gibi tek adamlık meraklısı değilim ama demokratik parlamenter sistem kurulsun diye, ona dönülsün diye benim üstüme bir görev düşerse olabilir. Yani olmayacağımı kim söylüyor?
Ama olmayabilirim. Ama temel hedefim demokratik parlamenter sistemde Türkiye'yi yönetmektir dedi. Partimizin yönetmesidir dedi. Bu çok önemli. Bu ne açıdan önemli? Şu açıdan önemli. Bir, mevcut konjonktür anayasa Erdoğan için yapılır. Bunlar Erdoğan için bir anayasa yaptılar. Erdoğan için yapılmış anayasa Erdoğan üstüne göre dikilmiş bir takım elbise gibi. Bir sene önce alınmış ölçüye göre bir sene sonra giydi, şimdiden bir kolu uzun geliyor bir kolu kısa geliyor. Bir paçası fazla bir paçası eksik. Beli sıkıyor arkası bol. Kendi de rahatsız çünkü ilk günden çiğnemeye başladı. Bu Erdoğan için yapılan anayasa Erdoğan'a uymaz. Buna Erdoğan'a uygun bir toplum sözleşmesine dönüştüreceğiz. Ondan sonra da bu ülkeyi demokratik bir hukuk devleti olarak en başta yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı temelleri üzerinden çağdaş bir demokrasi haline getireceğiz. Biz burada göreve talibiz. Ama biz efendim Erdoğan gibi KHK'larla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Türkiye'yi yönetmeye değil, Türkiye'yi demokrasiye geri getirmeye talibiz o. Ama bu süreçte elbette herkes oturacak düşünecek. Erdoğan'a karşı bütün partilerin kendi adaylarını çıkarması ve ilk durum böyle yapılıp ilk durum sonunda sonuç alınmıyorsa ikinci turda en çok oyu alan iki aday yarışırken Erdoğan'la rekabet edilmesi doğruysa ve bu konuda bir karar verirse partimiz, ittifak ortaklarımız ve fazlası ve Türkiye yani Cumhur İttifakı'nın karşısında demokrasiyi arayan, özleyen herkes doğrusunun bu olduğunu düşünüyorsak biz, o zaman her parti ilk turda en yüksek oy alacak adayını arar. Burada önemli seçenek o partilerin genel başkanlarıdır. Buna kimsenin baştan bir efendim Kemal Bey aday olmaz demesi mümkün değil. Çünkü kendi kitlesinden en çok oy alacak kişi partinin genel başkanıdır. Ama burada bir ayrı nokta var. Çatı aday olur olmaz o tartışmalar başka bir şey. Sayın Genel Başkan hep de diyor zaten. Bugünden bir isim konuşmak, isimleri konuşmak doğru değil. Bir sistemi konuşmak doğru ve o sistemi de 16 Nisan kötüydü, berbat bir anayasa değişikliği ama 15 Nisan'da iyi değildi. 12 Eylül'de iyi değildi. En iyisini hep birlikte konuşmamız lazım diyor. Ve bu noktada da şöyle bir yere gelmek lazım. Genel Başkan ana muhalefet lideri midir? Evet. Partide en çok milletvekili olan ikinci partinin genel başkanı mıdır? Evet. Ama en önemli özelliği bu süreçte Sayın Genel Başkan ittifak siyasetinin öncüsüdür. İttifak siyasetinin lideridir. İttifak siyasetinin hem kuramsallaşmasında hem kurumsallaşmasında hem de pratiğe dökülmesinde en önemli aktördür. Ve kendisinin adaylığı doğruysa o noktada bir çekincesi olmadığını dün söyledi. Adayı belirleyecek olan grup, çünkü gruplardan seçiliyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayları, grubun onayıyla oluyor. Ayakta alkışlayarak da bu irade varsa biz arkasındayız dedi. Ama ittifak siyaseti saraydan kurtulmak için doğrusu kendi adaylığı değil bir başka partiden aday çıkarılmasıysa ya da diğer partilerle bir başka noktada ortaklaşmasıysa o noktada da Sayın Genel Başkan kapıları kapatmadı. Elindeki kozların hepsi var ve kozlar masada ve kapalı şu anda. Günü geldiğinde her birisi ayrı ayrı konuşulacak, düşünülecek. Dünkü toplantının Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden bence en üzerinde durulması gereken, tartışılması gereken ipuçları bunlardı. Ben soracaktım, siz yanıt verdiniz. Şimdi Kılıçdaroğlu benim aday olmayacağımı nereden biliyorsunuz dediğinde CHP grubu alkışladı, milletvekilleri ayağa kalktı. O resim ne anlama geliyor? Olursan arkandayız demek. O şu demek, partide lider sorunu yok demek. O şu demek, biz grup olarak eğer partimizin önce ülkenin ve partimizin menfaatleri, gelecekle ilgili en iyi soru çalması ki bunda şüphesiz hepimizin mutabık olduğu tek nokta var. Bu saray düzeninden kurtulmak. Bunun için Sayın Genel Başkan adaylığı söz konusuysa ve o konuda varsa biz dünden hazırız, razıyız diyor. Ama bu mesele şu değil. Yani Genel Başkan adaylığını şimdiden ilan etmek değil. Hiçbir ihtimali dışlamayan ama ittifak siyasetini ve en temelde bu tek adam rejimini, bu faşizmi reddeden ve bundan kurtulmak için irade ise irade, sorumluluk üstlenmekse sorumluluk, fedakarlık ise fedakarlık. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar geniş bir açıdan bakıyor. Fedakarlık yapabiliriz. Liderlik boyutunda, parti boyutunda. Ha, fedakarlık yapmayacağımız yerler var, geri atmayacağımız. Cumhuriyetin değerleri, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına saygı ve Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini rahatsız etmeyecek, onun
sandıktan onu uzaklaştırmayacak. Onun gözündeki iktidar ateşini söndürmeyecek her şeyde biz varız. Bu noktada çok net. Onun dışındaki tartışmalar, yani konuşmanın diğer kısımları da çok önemli ama bugün Türkiye sıcak siyaseti en hareketlendiren gündem olduğu için siz başladığınız için buradan vurguladık. Ama temel niyetimiz, temel amacımız Türkiye'yi 2020 yılına rağmen bundan 80 yıl önce Avrupa'nın yaşadığı ve kurtulduğu bir siyasi akım, siyasi rüzgarlanma, işte baskıcı otoriter rejimler, faşizm, buraya varan bu yönetimden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz. Demokrasiyle yeniden kavuşturmak istiyoruz. Ama aslında tabii yani sonuçta gündemin en sıcak başlığı Cumhurbaşkanı adaylığı. Zira Cumhuriyet Halk Partisi dışında Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partiler adına sabah akşam çeşitli televizyon kanallarında aday aranıyor. Tabii. Yani bu olacak, bu olmayacak. Ortak aday kim olur? İşte Haşim Kılıç'ın adı bile en son ortaya atıldı. Onun üzerinden tartışılıyordu. Şimdi Özgür Bey'in dediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu dünkü bu çıkışıyla aday spekülasyonuna bir kere bir nokta koydu. Bir herkesin böyle bir adım durmasını, bulunduğu yerde durup değerlendirme yapmasına fırsat verdi. İki, aslında Kemal Kılıçdaroğlu kurultay konuşmasıyla o kapıyı aralamıştı zaten. Yani ikinci yüzyıla çağrı beyannamesiyle yaptığı konuşmayla, dostlar ittifakı vurgusuyla bir çağrı yapmıştı. Şimdi dünkü bu konuşmasıyla bunu biraz daha pekiştirdi. O kapıyı bir kere, kartlar masada kapalı şekilde duruyor. Hangisini açacağını kimse bilmiyor şimdi ama bir kere ittifakı esirgeyecek bir dil kullandı galiba. Tabii, yani öyle onu düşünüyorum. İki, kendisine yönelik dokunulmazlığı kaldırma ve yargıyla yüz yüze bırakma arayışlarına da bir baraj oluşturdu. Bir koruma kalkanı oluşturdu. Yani Cumhurbaşkanı adayını, rakibini tasfiye etmiş bir konuma düşürdü şimdi Tayyip Erdoğan'ı. Yani MHP fezlekeyi düzenletti, meclise gönderdi, hala devam ediyor. 138'e göre yargıya müdahale eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden yargıyla yüz yüze getirme çalışmaları vardı. Şimdi ona da ustaca bir manevrayla bir set çekmiş oldu. Aslında şunu da ekleyip sözü gene size bırakacağım. Meral Akşener'in de buna benzer konuşması bir önceki seçimde ortaya çıkan dağınıklık pozisyonunun ortamının bu kez yaşanmayacağına işaret sayılabilir. O da şudur. Daha Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçime doğru giderken işte Kemal Kılıçdaroğlu bir ortak adayı ararken birdenbire Meral Akşener çıktı, Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Daha doğrusu onun adına birileri adayımız budur dedi. Oysa başka bir şeydi. Orada bir ortak adayda ortaklaşma çalışmaları sabote edildi. Ama bu sefer bakıyoruz ki Meral Akşener diyor ki Cumhurbaşkanı adayı olabilirim ama olmazsam da ortak aday arayışını sabote edecek ya da zayıflatacak herhangi bir davranışın içerisinde olmam. Aynı dili diğer partilerden de görüyoruz. Yani biraz sonra soracağız Özgür Bey'e, bu ittifak genişleme potansiyeli gösteriyor. Ama bir dil, dikkatli bir dil kullanılıyor. Hı hı. Adaylık tartışmalarına bir set çekildi. Bir koruma kalkanı oluşturuldu. Şimdi bakalım neler çıkacak. Neler çıkacak? Şimdi siz dediniz ki Millet İttifakı vurgusu biraz önce çok fazla yaptınız. Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayda Dostlar İttifakı demişti. Bugün İzmir'de dostlarımızla iktidar olacağız demiştim. Kimler senin dostların diye sormuşlardı. Benim dostlarım apartman görevlileri, taşeron işçiler, çiftçiler, fabrikadaki işçiler dedi. Tabanı işaret etti. Dostlar İttifakı ne yöne doğru genişleyecek diye sorular vardı. Şimdi Millet İttifakı bir tarafta, bir de Dostlar İttifakı demişti. Ne olacak bu ittifak süreçleri, ittifak görüşmeleri, hali hazırda durum nedir, nasıl genişleyecek? Önce şöyle söyleyeyim, yine meseleyi, çünkü bugün de dünün bir devamı olarak herkes genel başkana bakarken onun açıklamaları da önemli. Dünden de alıntılayarak devam edelim. Dünkü konuşmasının 3 ana ayağı varsa bunlardan bir tanesi, İşte bugün sıcak siyaseti dün akşam saatlerinden beri bomba gibi düşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde genel kanaatin dışında her ihtimali masada tutan yaklaşımı. Birincisi bu. Birincisi bu. İkincisi, biraz önce İsmet Bey'in söylediği ve
sizin de bir başka boyutuyla işaret ettiğiniz bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, biz örneğin erken seçim gündemi var mı? Var. Bu sene Mart'ta veya Temmuz'da veya gelecek sene Eylül'de vardınız, bize erken seçim yaptınız. Bundan bir sonraki bütçeyi Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun desteklediği Cumhurbaşkanı'nın, yani onun kazandırdığı Cumhurbaşkanı ya da kendisinin Cumhurbaşkanı olduğu, bizim içinde olduğumuz bir iktidar yapar mı? Yapar. Diyor ki biz yaparsak. Bütçede bir sürü tartışma var ya, kaynak, para, şu anda işte eksi 47 milyar dolarlık hazine rezervi, eksi 55 ama en iyimser yaklaşımda eksi 47 milyar dolarlık hazine rezervi, erimiş 128 milyar dolarlık hepimizin birikimi ve bir sürü tartışma, nasıl olacak, nasıl yönetilecek? Diyor ki, sizin hepimizin bildiği o beşli çete var ya diyor, yani her ihaleyi alan, tünel mi yapılacak onlar yapıyor, köprü mü yapılacak onlar yapıyor, havaalanı onlar yapıyor, hastane onlar yapıyor, pandemi hastanesi yapacağını kendi biliyor, biz 40 gün sonra öğreniyoruz. Ama her şeyi yapıyor ve toplumun, yani bugün şöyle bir bilgi geldi, 110 milyon liralık ödeme yapıyor devlet su işleri. Bunun 90 milyonu bu beşli çetenin bir mensubuna, 20 milyonu diğer işte 60'ın üzerinde müteahhit. Yani böyle %85'i bu beşli çetenin bir şeyine. Yine bir başka ödeme var, %85'i bu beşli çetenin bir başkasına. Yani toplamda kamunun yaptığı ihalelerin, büyük ihalelerin tamamı bir yere gidiyor. Kemal Bey dedi ki, biz bunları kamulaştıracağız kardeşim. Turgut Özal'ın otobanlı yaptığında paralı otobana eleştirilmişti. Turgut Özal'ın döneminde yapılan İzmir-Çeşme otobanında gittiğiniz kilometrede ödediğiniz para 5,5 lira, 6 lira neyse. Aynı mesafeyi bunların yaptığı otobanda gittiğinizde 60 lira ödüyorsunuz. Ve akıl alır bir şey değil. Diyor ki, mesela Almanya'da transit geçen türler dışında otobanlarda gişe gören mi var? Gişe nedir ya? Nedir bu yani? Vatandaştan. Adam İstanbul'dan Aydın'a, memleketine gelecek, 350 lira para ödüyor. Ya. Uçak 180 lira uçak bileti var. Sadece otobandan geçiş varsa 350 lira. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi kamulaştırılacak. Dahası 25 yıl boyunca kamu özel ortaklığıyla yapılan bütün hastaneler İliğimizi kemiğimizi sömürecekler. Hasta gitmese bile tahlil garantisi vermişler. Yani hasta garantisi vermedik diye yalan atıyor. Tomografi garantisi vermiş. Dünyada belli hastaların yüzde kaçı tomografi olur. Sen tomografiye garanti veriyorsan otomatikman hasta garantisi veriyorsun. Değil mi? Bir de poliklinik garantisi var. Yani poliklinik garantisi var. Garantisi var. Yani poliklinik garantisi var, tahlil garantisi var, röntgen, her şeyin garantisi var. Hasta garantisi yok diyorlar. Yani yalanın dik alası. Bu arada bu kadar saydık ama ne kadar kaynak aktarıldığını bilmiyoruz, evet, değil mi? Ödedikçe, yani şöyle biliyoruz. Arkadaşlarımız ihaleleri alan bu beşli çeteye ya da daha yabancı ortaklarının, bunlara birileri para buluyor. Nereden buluyor? Londra'daki işte bu tüccarlardan buluyor. Bunlara finans sağlayan Londra'daki bankerlerin kendi ülkelerine verdiği beyanatlardan Türkiye yatırımları yerinden baktığınızda oradan ne kadar paralar harcandığı görülüyor ve bunlar hani bir kuruş para çıkmayacak diyordu. Orada milyar dolarların cebimizden çıktığı açıkça ortaya çıktı. Suçüstü yakalandılar. Şimdi de şöyle çıkıyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü bütçeye kamu özel ortaklıklarının ödemeleri gelmeye başladı ya. Şimdi ihaleyi verdiğinde yok ama 4 sene sonra, 3 sene sonra bunlar başlıyor ya. O ödemeler için kaynak aktarıyorsun ya, toplamında işte 6,5 milyar TL, 9 milyar TL, 15,5 milyar TL derken her sene katlanarak gidiyor. Bir kara delik olarak gidecek. Seneye öncesinde ticari sır denilerek açıklanmamıştı. Şimdi para gittikçe gerçekleşmeler üzerinden veya kaynak ve masaya yumruğu vurdu ve dedi ki, biz bunların tamamını kamulaştıracağız kardeşim. Bu çok önemli bir şey. Bu şu. Bunları konuşulabilir, söylenebilir, bu konuda tweet atılabilir. Ana muhalefet partisinin lideri diyor ki, biz gelince seneye, eğer erken seçim yaparsan Mart'ta, seneye gelecek bütçede bunların giderleri olmayacak. Biz bunu kamulaştıracağız. Aksine şunları da gelir kalemine yazmış olacağız. Bu çok önemli bir iddia ve Türkiye'nin, herkes düşünüyordu. Ya çocuklar yıllarca köprüden geçilecek gidecek, geçilecek gidecek, parası bir yerlere gitmeyecek kardeşim. Kimse korkmasın. Ha, onların maliyette yaptıkları bir oturtursun,
Bunların uğradıkları zararlar varsa, taahhütler varsa, uluslararası tahkimler var ama bunların bir de Türkiye'de işleri var, var. Oturursun bir şekilde belli bir vadeli ödemeyle onların uğradıkları zararlar varsa karşılarsın ama o yıllarca bunlara ödenecek bu paralardan Türkiye'yi kurtaracağız. Ne olacak bu para? Şu olacak. Şu anda pandemi sırasında veremediğin esnafa verilecek. Yani varıp da Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'dan daha büyük bir saray yaptırmayacak. Yani yapacağımız şey o sarayı TÜBİTAK'a üniversitelere vereceğiz. Mütevazı bir kamu yönetimi başlayacak. Sarayın o günlük harcamaları her gün kaç kişiye derman olabilecek. Bunun yanında artık işsize, esnafa, köylüye ve askeri ücretliye. Örneğin sadece vergi kaldırarak asgari ücreti 3000 liraya yaklaştırabiliyorsun. 3100 liralık da asgari ücret öneriyoruz. Bunlar olacak yani 5 kişi değil hani bu 2'de 1 diyor ya dünya 5'ten büyüktür. Türkiye'de 5'ten büyüktür kardeşim. Bu Türkiye'deki 5'ten büyük. Ve Türkiye 5'ten de büyük, tek adamdan da büyük. Hepimizin menfaatleri doğrultusunda bir şey olacak. Dünkü konuşmanın bir ipucu da buydu. Ve döndü dedi ki, ben esnaf için, yoksul için, köylü için, çiftçi için alın terinin ne kadar kıymetli olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereceğiz biz dedi. Yani sol, sosyal demokrat, sosyal devleti önceleyen, şu anda kendini sahipsiz hisseden, şu anda kendini ezilen ve hükümetten bu konuda bir koruma görmek bir yana, birilerinin iktidarı, birilerinin şatafatı, birilerinin geliri sürsün diye sen işte al 39 lira evinde işsiz işsiz otur veya al sen aldığın maaşın yarısını ama ölme de gülme de şeklinde sindirilenlere karşı karıncanın kardeşi var dedi. Ezdirmeyiz dedi. Karıncanın kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Bu önemli bir şey. Sadece sol sosyalist kesim açısından değil, hem yoksulluk artık çok derinleşti, işsizlik süreci ve bir türlü yönetilemeyen pandemi döneminde bu vaat, konuşmadaki bu vaat kamuoyundan büyük destek gördü. Dünden beri sosyal medyada da tartışılıyor ki biz bunu bugün de sorduk. Böyle bir vaadin hukuki altyapısı var mı diye hukukçulara var denildi. Herkesi rahatsız eden bir sistem. Bütçe sadece bu tarafıyla değil, her tarafıyla tartışılıyor. Tabii aslında şöyle, bu kurultayda seslendirildiğinde, daha doğrusu kurultaydan önce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini makalelerle yazıp Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı sırada bu vaadi orta gizli bir şekilde söylemişti ama kurultayda o beyannamede ana başlık olarak yer aldı. Sonrasında da TÜSİAD'dan bir yumuşak böyle kendince hatta aba altından sopa gösterir biçimde de bir açıklama geldi. Şirketlere dokunamazsınız, şirketlerin varlıklarına dokunamazsınız diye. Hı hı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması bu TÜSİAD'dan gelen bu üstü örtük küçük alın sopa yani, ona da ciddi bir yanıt oldu galiba. Orada da şu çok net, yani çok net söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi bir kere hukukun üstünlüğünü, hukuk güvencesini, can ve mal güvencesini savunuyor. CHP iktidar olduğunda hiçbir şirketin, hiçbir iş adamının malına, mülküne falan çökülecek değil. Burada bir şey var. Burada şöyle bir şey yaptılar. Biz kamu özel ortaklığı diye bir sistem bulduk dediler ki İngiltere bunu zamanında deneyip bin pişman olmuş ve vazgeçtiği bir sistemdi. Devletin parası var. Manisa'ya hastane yapabilir. O hastaneyi yapar, o bir para. Bunlar hastaneyi bir yandaş müteahhite yaptırıyorlar. Sen yurt dışından fon bol diyorlar. Biz sana 25 yıl boyunca kira ödeyeceğiz diyorlar. Biraz önce söylediğimiz garantileri söylüyorlar. 25 yıl boyunca ödedikleri kiranın sadece ilk 2 yılıyla hastaneyi yapabiliyorsun. Yani usule aykırı, ya akla aykırı, mantığa aykırı. Hangi AK Partili kardeşimiz, hangi MHP'li kardeşimiz kendisi borçlanacak olsa 2 ay yani bir malı satın almak yerine 25 taksitle alır ama ilk iki taksiti versen senin oluyor. Yani bir ile ikinci taksiti ödediğinde zaten bir parayı öderken biri ödemiş oluyorsun. İkinci taksiti ödediğinde senin olacak bir mal için 25 sene taksit ödenir mi? Bu yapılmaz. Bu azaptır. Bu yanlışlıktır. Bu yani bu hepimizin parası. Çocuklarımızın geleceğini ipotek ediyorlardı. Biz buna itiraz ediyoruz. Yoksa işte filanca iş adamı alnının teriyle çalışmış, yanındakilerin hakkını yememiş, vergisini ödemiş, onların işçilerin haklarına saygılı davranmış.
Bundan ötürü kazandığı ticari karla mal edilmiş mülke demiş. Kimse bundan endişe etmesin. Bunda bir şey yok. Biz sadece beşli çete denen bu iktidar döneminde asimetrik şekilde güçlendirilen, yani bütün ihaleler aynı adamlara veriliyor. Adrese teslim ihaleyle veriliyor. Bakın ismini söyleyeyim. Ben kayda geçirdiğim için söyleyeceğim. Örneğin pandeminin o ilk kapanma dönemleri, acaba tam kapanma mı olsa, 4 gün evdeyiz, 4 gün değiliz. Türkiye'nin Sahra Hastanesi'ne ihtiyacı var. Sağlık kapasitesi yetersiz olur diye konuşuluyor. Orada susuyorlar, susuyorlar. Sonradan öğrendik ki 40 gün önce, ben bunu mecliste anlattım. Rönesans İnşaat, Tayyip Erdoğan çağırmış. İstanbul'a 2 tane pandemi hastanesi yapacaksın demiş. Bir tanesi demiş Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere demiş. Rönesans İnşaat dönmüş bütün inşaat sektörüne. Elinizde kaç dozer varsa, kaç kamyon varsa, kaç beton dökme makinesi varsa bana bildirin. Hepsini kiralayacağım, pandemi hastanesi yapacağım demiş. Biz pandemi hastanesi yapılacağında Tayyip Erdoğan ona bu sütleyi verdikten 40 gün sonra haberdar olduk ve Rönesans Holding'e verdiler yani. Böyle bir düzende yaşıyoruz. Pandemide bile fırsatçılık. Oysa ki çıksa, ey milletim, pandemi hastanesine ihtiyacımız var. Türkiye'nin bütün müteahhitlerine sesleniyorum. Bize bir bedava pandemi, vallahi yaparlar. Türkiye'de bunun taşı elinin altına koyacak binlerce böyle müteahhit var. Herkes bir tuğla koysa yapar. 10 tane hastane yaparlar. Ama millet canınla uğraşırken bunlar halen daha yandaşı zengin etmeye, Türkiye'yi onlara borçlandırmaya veya orada değilse de bunlara farklı itibarlar kazandırmaya çalışan bir sistem var. Bunlar korksun, beşli çete korksun, her ihaleyi alan korksun. TÜSİAD'ın namuslu, çalışkan, rüşvet ye vermeyen, hile yapmayan, hak yemeyen üyelerinin hiçbirisi hiçbir şeyden korkmaz. Aslında orada benim şuna da dikkat çekmek gerekiyor galiba. Yani oradaki CHP'nin vaadi, sizin bu açıklamalarınız bir şirkete değil. Bir şirketi kamulaştırmaktan söz edilmiyor. Burada devlet kaynaklarıyla yapılmış ama gelecek kar garantili, kar ortaklığı daha doğrusu, hatta kar transferi amaçlı. Varlık transferi, hepimizin varlığını transfer ediyorlar yani. O, sadece o yatırım üzerinden gidiliyor. Biraz sanki şirketlere el konulacakmış gibi bir gereksiz korku yaratarak müteahhit camiasını da ürkütüp, iş dünyasında ürkütüp CHP ile aralarına bir mesafe koymalarını sağlamaya bugün çalışıyor. Bugün ilk şirketi Kayseri'de, Konya'da, Manisa'da bir şey üretiyor. Örneğin televizyon üretiyor. Alıyor, buna bir artı değer katıyor, işçisi, emekçisi alın teriyle ve belli bir fiyata satıyor, para kazanıyor. Riski var mı? Var. Batabilir mi? Satamazsa kaybedebilir. Bir sürü sıkıntısı var. Ama bundan hiçbir sıkıntısı yok. Evet. Bunlara sen bu hastaneyi yap, hasta gelmese de 25 yıl ben sana garanti veriyorum. Sen bu köprüyü yap, araç geçmese de veriyorum. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok. Kabul edilebilir bir şey değil. Ve şunu da ekleyip bu kısmı hani çok uzatmadan tamamlayayım. Şöyle bir şey var. Dünkü Sayın Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sistematik olarak yaptığı bir şeye antitezini üretti ve toplumda bunun karşılığı var. Tayyip Erdoğan bu toplumu dikine kesiyor kardeşim. Şöyle kesiyor. Türkler ve Kürtler, Aleviler ve Sünniler, sağcılar, solcular, hiçbir şey bulamadı. Nikahı belediye memuruna kıydıranlar, işte müftülük memuruna kıydıranlar. Yani böyle olunca bir bakıyorlar kimlik siyaseti üzerinden, değerler siyaseti üzerinden İnsanlar, fakir insanlar kendini şöyle buluyor. Biz AK Partili Sünniler tarafındayız. Orada şunlar var, bunlar var. Genel Başkan buna temelden bir itiraz koydu. Bence en kıymetlisi de budur. Toplumu, yani o ilkokul 3'te öğrendiği bir yöntemle ortak bölenlerin en büyüğü Recep Tayyip Erdoğan. OBEP. Kesiyor, kesiyor, kesiyor. Oysa dün Sayın Genel Başkan bir perspektifi koydu ortaya. Bizim dünya görüşümüze dair. Yoksulluğu ortadan kaldıracağım dedi. AK Parti'nin de, MHP'nin de, HDP'nin de, İYİ Parti'nin de, CHP'nin de yoksulu var. Enine kesti. Doğrusu da budur. Biz sosyal politika derken bunu savunuyoruz. Onlar yoksulluğu yok etmek yerine yönetirken AK Parti'ye kaydolup belli şeyleri yapanları belli işlere alarak sosyal yardımlarda bile subjektif kriterler kullanırken biz yoksulluğu yok edecek aile sigortası, aile destekleri sigortası paketini adesi söylüyoruz. Yani diyoruz ki geliri olmayan her ailenin geliri nedir? Son kanun teklifi öyleydi. Şimdi 2500'e güncelliyoruz asgari ücret teklifiyle birlikte. Asgari ücretin biraz altında olacak tabii. Şimdi 2000. Asgari ücret 3100 olduğunda 2500 lira.
her aileye en az 2500 lira gelir olacak. Bu para da verir, eğer ailede kadın varsa kadına verilecek. Ama işte İstanbul'da siyanürle intihar eden dört kardeş gibiyse o dört kardeşten bile. Yani illa evlilik bağı da aranmayacak. Bazen de böyle bu AK Parti. Evet. Her şeyi aile üzerinden kurarken evlilik yoksul ama kocasından boşanmış kadını da görecek Cumhuriyet AK Partisi'nin aile destekleri paketi. Hiç evlenmemiş yaşlı bir amcayı da veya eşini yıllar önce kaybetmiş yaşlı bir amcayı da görecek. Ama her haneye 2500 lira aile destekleri paketi vermekten bahsediyoruz. Ve işte çiftçiye vermekten, işçiye vermekten, memura vermekten, esnafa vermekten bahsederken parti aidiyeti üzerinden konuşmuyoruz. Bir kutuplaştırma siyaseti üzerinden değil, herkesi kucaklayan ve önerisi herkese değen bir şey. İşte Recep Tayyip Erdoğan ilkokulda ortak bölenlerin en büyüğünü öğrenmiş, ezberlemiş. Bizim de dünya görüşümüz ortak katların en küçüğü. Biz de o kek biliyoruz. Ona da önce adalet, sonra demokrasi, sonra hep birlikte kalkınmak diyoruz. İşte tüm bu çıkışlar yüzünden de hem CHP hem de toplu olarak Millet İttifakı hep bir saldırının altında. Sizin buna yönelik sorularınız olacak diye İsmet Demir'den. Evet, buyurun. Yani aslında dün üçlü bir sıkıştırma harekatıyla da yüz yüzeydik aslında. O da CHP'den gelen üçlü bir sıkıştırma. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da AKP dönemine yönelik yolsuzluk dosyalarını açmaları, AKP-MHP ortaklığının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni terk etmesi falan derken üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması olunca böyle bir ilginç bir üçlü sıkıştırma operasyonu çıktı. Aslında iki boyutu daha var o meselenin. Biri Kemal Kılıçdaroğlu aday olamaz, o yüzden ben aday olmak için parti kuruyorum diye yola çıkanlar da var. Onlara yönelik de bir mesajdı bu konuşma. Bir de işte ama devlet desteğiyle sevap işlemek nasıl bir şeydir diye konuyu oraya getireceğim ama hangisinden başlayalım Sibel? Hangisinden dersin? Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürü çıkmış demiş ki ya ben Türk Hava Yolları İstanbul Borsa Yönetim Kurulu'ndan aldığım 18 bin lirayı hayır hasenat için harcıyorum diye. Yani devlet desteğiyle müteahhit zenginleşme var. Maaşları arttırmak gerekiyor. Sevap yapmaya da devlet desteği ve devlet garantisi var. O şey ama şu yeni partiler bakımından meseleye biraz yaklaşırsak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı siyasette işte Cumhuriyet Halk Partisi liderliği adaylığa hiç geçit vermiyor. O yüzden ben aday olacağım diye yola çıkanlara bir mesajı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tabii Muharrem İnce'nin bugün bir YouTube kanalına yaptığı açıklama, partinin ismi hazır, kurucuları hazır, meclisten de gelecekler var. Bir de işte MHP'den ihraç edilmiş Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği. Meclis kulisinde de işte milletvekillerinin yer değiştirmesine ilişkin beklentiler, söylentiler fazla. Ne dersiniz? Yani kulislerdekilerle bir şimdi beraber... Meseleye şuradan bakmak lazım. Referandum sırasında biz çok televizyon gezdik. Örneğin işte Şirin Payzı'nın bir programı vardı CNN'de. Orada da uzun birebir değerlendirmelerde. Geçen gün arkadaşlar oradan bazı hatırlatmalar yapıyor. Şirin Hanım mesela diyor ki efendim diyor siz diyor öyle diyorsunuz ama bunun diyor yönetimde istikrar getireceği söyleniyor diyor. Biz de orada diyoruz ki yani bu istikrar değil aksine istikrarsızlık getirir. Seçimlerden sonra bir parti tek başına iktidar olmadıysa 40 gün süreyle koalisyon konuşulurdu. Şimdi 5 yıl süreyle koalisyon konuşulacak, tam oradayız. Her gün ittifak. Yani ittifaklar genişler mi daralır mı, o gider mi bu gelir mi? İkincisi diyorlardı ki işte ikili bir sistem gelecek. Daha stabil olacak. Parti sayısı azalacak. Şeyler netleşecek işte. Hani Amerika'daki gibi cumhuriyetçilerle demokratlar gibi birbirini güçlü bir denge denetleme falan filan. Şimdi ortalık partiden geçilmiyor. Daha AKP, hani CHP'den henüz bir şey yok ama AK Parti ikiz doğurdu daha 4 ay önce. Milliyetçi Hareket Partisi gibi katı parti disiplini olan bir parti içinden İyi Parti'yi çıkardı. Yani o anayasa değişikliği referandumu sırasında yani İyi Parti bir itiraz partisi. Neye itiraz ediyor? Devlet Bahçeli'nin tutumuna ve dolayısıyla saraya itiraz ediyor. Daha oradan bir parti çıktı. Kaç yıllık, 60 yıllık bir siyasi gelenek Türkiye'de. Ve her partinin içinde bir takım tartışmalar var. Çünkü kimse bu sistem kimseyi öyle istikrarda tutmuyor. Tutmaz da yani mümkünü de yok. Çünkü şöyle bir şey de oluyor.
Ya partiler yüzde öyle bir şey ki 49.9 oy alsan bir partinin 0.2'si rakibinin 35'inden değerli. Onu alıp 50 artı 1'i sağlıyorsun. Yani böyle saçma sapan, istikrarsız ve kolay kolay da yürürlükte olduğu sürece durulmayacak. Çünkü işte her doğan için değil Erdoğan için yapılmış bir sistem. Bunu böyle görmek lazım. Şimdi yeni partiler, ittifaklar falan. Cumhuriyet Halk Partisi meseleye şuradan bakıyor. İlkeler üzerinden. Yani birisi saray rejimine karşıysa, tek adam rejimine karşıysa, emir alan, emir askeri gibi yargıçlara, hakimlere, savcılara karşıysa, hukukun üstünlüğünü savunuyorsa, demokratik parlamenter sistemi savunuyorsa, kuvvetler ayrılığını savunuyorsa, geçmişte onu dedim bunu dediğine bakacak lüksümüz yok. Zaten aynı partideyiz. Varıp da onları partimize kabul ediyor da değiliz. Hı. Yoksa biz bilmiyor muyuz bugün bunları söyleyenlerin daha referandumda yeşil oy, beyaz oy attıklarını şeyin içine, yani kabul oyu kullandıklarını parlamentoda. Ama gün o gün değil. Ve bugün hatta yani öz eleştirisini veren ki AK Parti'den ayrılıp parti kurup artık demokratik parlamenter sistemi savunuyorsa bir siyasi öz eleştiri verilmiş demektir toplum önünde. Onlarla askeri müştereklerde birleşmekte bir sıkıntı yok. Bu aynı parti olmak demek, alıp onu bağrına basmak demek değil. Önümüzde Türkiye'yi bu büyük sıkıntılardan hem ekonomik ama esas sebebi siyasi buhrandan kurtaracak adımları atarken benzer şeyleri söyleyenlerle yan yana gelmekten, yan yana düşmekten, aynı şeyin karşısında durmaktan. Yani öyle bir şey ki şimdi hani bir meşhur bir hikaye var. Otobanda ters yere girmiş birisi, radyodan da anons yapıyorlar. Bir kişi ters yönden ilerliyor diyor. Dikkat edin sürücüler diyor. O da diyor ki kaç bir kişi, hepsi tersten geliyor diyor. Şimdi bir tersten giden birisi varsa karşıdan gidenlerin çok olmasında bir sorun yok. Biz meseleye buradan bakıyoruz. Ama kendi değerlerimizi ve kendi duruşumuzu tartışmadan, tartıştırmadan ama en doğru sonucu alabilecek kararlılıkta, özünden sapmayacak fedakarlık noktasında bir pozisyonda duruyoruz. Onun dışında tabii partiler kurulur, herkes kendi kararını verir kendi, ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni CHP yapan değerlere gönül verenlerin, kimsenin sarayın hedeflerine, yani saraydaki tek adama karşı mücadeleyi, muhalefeti, mücadeleyi zaafa uğratacak adımlar istemediğini biliyoruz. Bu çok net. Herkes kendi kararını kendisi verecek tabii ama bizden istenen, toplumun istediği, kamuoyunun istediği şu: bir olun, beraber olun, bölünmeyin, parçalanmayın, ülkeyi bu beladan kurtarın. Çünkü önümüzdeki seçim herhangi bir seçim değil. Önümüzdeki seçim bizim 2. yüzyıla çağrı beyannamesi diye yaptığımız çağrının da özü şu: Cumhuriyet'in 2. yüzyılı başlıyor. 1. yüzyılı bir saray rejimine son vererek başlatıldı. Yani bir tek adama, bir saray rejimine son vererek, çoklu hukuk sistemine son vererek, din ve devlet işinin bir yerde bir kişinin vücudunda birlik bulmasına son vererek başlatıldı. Ve 2. yüzyıla geldiğimizde bir başka saray rejimi demokrasimizi, bir başka saray rejimi ülkemizin yönetim biçimini, cumhuriyetimizi tehdit eder noktaya geldi. O yüzden burada ayrılıkları değil birliktelikleri, karşıtlıkları değil ortaklıkları konuşmak gerekiyor. Biraz önce siz söylediniz işte hani onu da, o sorudan da kaçmış olmak istemem. Dediniz ki Millet İttifakı var ama genel başkan dostlarımız da dedi. O dostları bugün İzmir'de de açtı. O toplumun işte biraz önce söylediğim gibi tüm kesimlerini enine kesecek bir söylemi söyledi. İstanbul'u kim kazandı? İstanbul'u Millet İttifakı değil, İstanbul'u İstanbul İttifakı kazandı. Türkiye'yi de Türkiye İttifakı kazanacak. Bu Millet İttifakı'nı terk etmek, reddetmek değil. Ama bir gerçek var. İstanbul'a biz gittiğimizde gökyüzü kapkaranlıktı. O kara bulutları, alçalmış kara bulutları, AK Parti ve MHP'nin İstanbul üzerine çöktürdüğü o kara bulutları, 25 yıllık o AK Parti'nin kara bulutlarını AK Parti'nin ruhsat verdiği 50'nin üzerinde gökdelen delebiliyordu sadece. Yukarıda ne olduğunu da bilmiyorduk. Sonra şimdi İstanbul'a gittiğinizde biz Mart'ın sonu bahar dedik, güzel günler göreceğiz dedik.
İstanbul'da masmavi bir gökyüzüne kavuşturduk 23 Haziran'da. Onun öncesinde her bulutun dağılıp yağmurun bitip güneş açmasından önce bir doğa olayını görürsünüz. O da gökkuşağı. Farklı renklerin yan yana birbirinin içine ve işine karışmadan yan yana durabildiği için o kadar güzel o. Yani illa birisinden birlikte olman, eğer hukuk devletinden yanaysan, biri daha yanaysa sen farklı, o farklı olabilirsin ama aynı yerde durabiliyor olabilirsin. Tek adama karşıysan aynı yerde durabilirsin. İnsan haklarına karşıysan aynı yerde durabilirsin. Van'da vatandaşın helikopterden atılmasına karşıysan bunu hep birlikte savunabilirsin. Veya askeri ücret ya da çiftçinin çektiği yoksulluk, buna itirazda ortaklaşabiliyorsun. Aynı yerde durabilirsin. Bu aynı parti olmanı, aynı amblemde olmanı, birlikte kol kola gezmeni, her şeyde aynı düşünmeni gerektirmez. Ama ortak müştereklerde birleşebilmektir. İstanbul'da güneş açmadan önce biz gökkuşağını gördük. Türkiye'de de güneş açmadan önce bir gökkuşağı görecek. Bu gökkuşağından rahatsız olan kara bulutçular bütün partilerde, işte ona sen gizli görüşme yapmışsınız. Diyorlar ki efendim İYİ Parti, CHP, HDP, Saadet oturmuş gizli anı. Yalan. Yok böyle bir şey. Keşke olsa, bak bir şey söyleyeyim. Cumhur İttifakı'na karşı çıkan herkes minimum mütabakatlarda birleşeceği bir metin üzerinde konuşabiliyor olsa, böyle bir atmosfer olsa, ben Özgür Öz olarak bundan rahatsızlık duymam ama yok böyle bir şey. Yok, olmadı. Keşke Türkiye'de bu siyasi kutuplaşmalar olmasa, işte oturup bir masa kurulsa, AK Partisi, MHP'si, HDP'si, CHP'si hep birlikte yeni bir toplum sözleşmesi konuşuyor. Ama yok. Ve biz AK Parti ve MHP'nin olmadığı için değil, gerçekten olmadığı için öyle bir masada oturmadık. Yoktu öyle bir masa. Ama bunu söyleyip işte İYİ Parti'yi tahrik edebilir miyiz? CHP'nin içinde bazı itirazı, haklı itirazları olan, endişeli olan kişileri tahrik edebilir miyiz? Öbür taraftan işte HDP'yi bir başka yerden CHP'ye düşmanlaştırabilir miyiz? Bir gerçek var. Biz hukuk devletinden yana, demokrasiden yana, insan haklarını önceleyen, eşit vatandaşlık talebini dillendiren, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Çerkesiyle, Sünnisiyle ama gözümüz gibi sakınarak dezavantajlı grupları, kadınların yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldıracak, yeni bir toplum sözleşmesini yapacak bir meclisi oluşturmamız lazım. Bunun da yolu önümüzde yapılacak seçimler. O meclis bunu başarabilirse ve her şey bir yana sadece şu kazanırsa, yargının bağımsızlığını sağlayacağız diyenler, sadece bunu diyenler. Bakın reform diyorlar, 8,5 lira olan dolar damat gitti kendiliğinden, boş koltukla 7,5 liraya düştü. Yine tırmandı 8'e, reform dediler, bir daha 7,5'a düştü. Reform dedikleri için yaptıkları değil, bakın yapsalar daha da düşecek. Ama Türkiye 18 yıl sonunda reforma muhtaç hale getirmişler. Bırakın onu, biz katı kuvvetler hale getireceğiz. Hukuk üstünlüğü getireceğiz. Mahkemeler bağımsız olacak. Yatırımcının önünü açacağız, Türkiye'ye demokrasi getireceğiz, Türkiye demokrasi cenneti olacak dediniz mi, bu 8 liralık doları 2 lirada tutabilene aşk olsun. Bu 100 bin lirayı geçti diye sevinilen borsayı 400 binden önce durdurabilene aşk olsun. Yani işin bir de böyle bir tarafı var. Çünkü para, yatırım, hukuk istiyor, demokrasi istiyor, öngörülebilirlik istiyor. Bir kişinin sabah kalkıp da örneğin İstanbul Büyükşehir'in mazbatasına çökülmesine karar verebildiği bir ülkeye kimse para getirmiyor. Bir kişinin sabah kalkıp da Türkiye'nin dünyada ilk 100 içinde olan tek bankasına veya şimdi 104 herhalde bunlar yüzünden dönüp de işte İş Bankası'na çökeceğiz, onu alacağız diyen bir ülkenin bankalarına kimse para vermek, onun hisselerini satın almak istemiyor. Ya da tweet attığı için cezaevine giren. Olmuyor. Veya bir ülkenin, aynen öyle, bir ülkenin de kimin hapse gireceğini bizim dünya liderimiz, kimin çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyorsa, bu ülkeye kimse yatırım yapmak istemiyor. Volkswagen de kaçıyor, öbürü de gelmiyor. O yüzden hakikaten AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, yoksulluktan şikayet eden herkesin o partiye, bu partiye, şu partiye değil, demokrasiye bir şans vermesi lazım. Hukuka bir şans vermesi lazım. Görecekler ki çok kısa sürede bugün kendilerini mecburmuş gibi zorlandıkları türlü yalanlar üzerinden bu iktidardan da, bu iktidarın onlara dayattığı yoksulluktan da kurtulacaklar.
Kısa bir ara verelim. Malum gündemimiz pandemi. Saat başında korona sürecini tartışacağız. Şimdi Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel İstanbul İttifakı'ndan bahsetti. Hedefimiz Türkiye İttifakı dedi. Partiler asgari ilkelerde bir araya gelebilirler dedi ve ikinci yüzyılı işaret etti. Bakalım bir parantez kapanacak, bir parantez açılacak. Nasıl bir parantez olacak o? İşte ilk bölümde bunları konuştuk. Saat başında görüşmek üzere.